de böyle yavaş yavaş şey yapalım. Hani geldiler, EYT'ye biraz girelim istiyorum. Çünkü emeklilikte yaşa takılanların artık sen de çok iyi biliyorsun ki 22 sene oldu. Yani ya. 22 sene oldu mağduriyetleri. Ama artık bu süreçte, bu dönemde biraz önce söylemiştim. Dedim ki AK Parti'nin de gündeminde artık. Ve 3 ay içerisinde emeklilikte yaşa takılanların yasası çıkacak arkadaşlar. Bu içeriden bir bilgidir. Bunu ifade etmiş olayım. Ekrem sen neler böyle, hani şimdi tam bir haber bülten canlı bağlantısı gibi yapacağım. Sen neler duyuyorsun EYT ile ilgili? Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de belirleyici olan bu konularda tabii ki seçim. Maalesef yani işte Orta Doğu toplumları diyorum ben. Çoğu insan kızıyor ama böyle aşırı politize olmuş. Devletin, iktidarın tüm hakları, tüm hak edişleri, tüm o düzlemi yönettiği için işte seçimlerde belirleyici oluyor. Şimdi öncelikle X kuşağından başlayalım. 1965-1980 doğumlular bizler. Ya gerçekten çok arada kaldık. Nasıl arada kaldık? Şöyle söyleyeyim. Ben hep öyle tanımlıyorum. Çikolata yemeden, bilgisayarın tuşuna şu klavyeye basmadan valla üniversite yıllarına kadar geldik. İşte sonrasında da internet çağına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Yani o kadar her şeyi ıskaladık ki büyüklerimiz kalabalıklarda sarılmaz, sevgisini göstermezdi. Büyüklerin yanında çocuk sevilmez. Sevgi açlığıyla büyüdük. Pek bize seni seviyorum denmedi. Biz de şimdi alabildiğine çocuklarımıza seni seviyorum deyip sarılıyoruz. Dolayısıyla biz de hesapsızca boca ediyoruz. Niye böyle giriş yaptım? Niye böyle bir giriş yaptım? Şunun için. Bu X kuşağı biz, ya ne etti size? Böyle demek gerekiyor. Her şeyi ıskaladık. Şimdi emekli olmak için gençsin, çalışmak için yaşlısın. Türkiye'deki işsizliğin durumunu biliyoruz. Ama en son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şebnem seni de destekleyeyim. Ankara'dan iyi haber alan, bakın bana ait değil. Dolayısıyla burada umut tacirliği, burada birkaç tık fazla almak, birkaç seyirciye hitap etmek, birkaç şan, şöhret, RT için diyeyim, hiç bu laflara girmeyeceğiz. Dürüstlüğümüzü böyle söyleyebilirim size. Ankara'dan iyi haber alan, Ankara'da bakanlık kulislerini iyi koklayan arkadaşlarımla şu programa gelmeden önce konuştuğumda, ki AK Parti'yle yakın arkadaşlarım, onların söyledikleri bir çalışma yürütülüyor. Bunu da herkes biliyor. Bunun da iki alt bileşeni var. Birincisi Vedat Bilgin Bey, Çalışma Bakanı. Unutmayınız, Çalışma Bakanı olmadan önce Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'den önce Cumhurbaşkanlığında çalışma, o komisyonun üyesiydi ve Cumhurbaşkanı ile birebir görüşüyordu. Hatta bir önceki EYT protestosu eylemlerde hatırlayınız lütfen, virüsten önce o görüş beyan ediyordu. Cumhurbaşkanıyla köprü olmuştu. Şimdi bakanlık görevine geldi. Ön çalışma, ön raporlar düzenleniyor. Türkiye zamanında 2023. En erken 2022 sonbaharı. Yani bu yeni gireceğimiz seneye bu vakitler. Seçim ihtimali belirmiş durumda. İşte siyasi partiler kanunu, seçim kanununda değişiklik, ittifaklar, biliyorsunuz 3600 ek gösterge, işte atamalar, bir ivmelenme, bir hareketlenme var. Çalışma Bakanlığı'nın içinde EYT ile ilgili çalışma Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere, tamamlanmak üzere. Bunu söyleyebilirim. Bu koridorlardan bunu aktarıyoruz. Şimdi dolayısıyla ne olacak? Finlandiya modeli, belli bir sene baraj konulacak. İşte 5 yıl, 7 yıl kalanlar. Bilmiyorum. Bunu şimdi ben beyin jimnastiği olarak sizinle görüşüyorum, anlatıyorum. Ama belli bir maaş düşürmesi, %7, %6 gibi rakamlarda, %10 gibi rakamlarda bir formülle toplumun karşısına çıkmak, eşleriyle, çocuklarıyla, nereden baksanız 10 milyonu aşkın insana bu müjdeyi vermek. Tekrar yani, ben izleyicilerimize hemen söyleyeyim. Tabii ki hani hepiniz çok iyi tanıyorsunuz Ekrem Açıkay, yılların gazetecisi.
habercisi. Şu an gerçekten yapmış olduğu, söylemiş olduğu EYT açıklaması bu anlamda çok önemli. EYT ile ilgili şimdi tekrar söyleteceğim sana detaylı bir şekilde. Çünkü gelenler, gidenler, girenler, çıkanlar yayına. Bizim kendi kaynaklarımızdan da duyduğumuz AK Parti içerisinden içeriden gelen bir bilgimiz var bizim de elimizde ve bu bilgiye göre de 3 ay içerisinde artık bu çalışmanın tamamlanmış olacağı ve 3 ay içerisinde EYT yasasının çıkacağı yönünde. Tabii son kararı verecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlanan Vedat Bey biliyorsunuz Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Bey'in hazırladığı son nihai rapor Cumhurbaşkanı'na arz edilecek ve bir formüle, bir formata sokulacak. İçerisinde ne başlıklar var Ekrem, Şebnem? Birçok arkadaşımız soruyor olabilir ama ana hatlarıyla biliyoruz. Elbette yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlayacaktır. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Kime, nasıl isabet edecek? Hangi maddeler olacak içinde? Ödemeler, haklar, hak edişler nasıl olacak? Alt başlıkları, parametrelerini bilmiyoruz. Tekrar ediyorum, iki bileşen yeni gelenler için çok ama çok önemli. Birincisi, Türkiye'nin artık lafı Şebnem, eveleyip gevelemenin bir anlamı yok. Seçim satımı haline girmiştir. Ve bu seçim Türkiye'de yönetimsel anlamda belirleyici olacaktır. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın adaylığı, bu sistem ya da işte Meral Hanım, Meral Akşener söyledi, ben başbakanlığa talibim. Dolayısıyla eski sistem, sembolik bir cumhurbaşkanlığı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Dolayısıyla vaatler bu şekilde, bu seçim temelde çok kritik bir viraj anlamında. Bizim ülkemizde virajlar, kritik anlar, dönemler bitmiyor ama bu kez gerçekten öyle. Beni müzikte profesyonelliğe taşıyan arka... Şimdi normalde... Çok özür dilerim, yine sözünü balla kesmiş olayım. Şimdi seçimi ve seçim sistemini işte 1 Ekim'de meclis açılacak, hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz neler yaşanacak diye. Seçim sistemiyle ilgili yeni anayasayla ilgili görüş ve düşüncelerini de açıkçası çok merak ediyorum. Nasıl bir sisteme gidilecek, anayasada ne olacak, Cumhurbaşkanı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için işte sistemin değişmesi gerekiyor. Bütün bunları konuşacağız ama EYT konusunda işte Finlandiya modeli dedin. Finlandiya modelini daha önce ETV Türkiye'de anlatmıştık ama EYT'liler çok sıcak bakmamışlardı bu konuya. Finlandiya modeliyle ilgili tam olarak bilmeyenler için nasıl bir sistem, bunu tekrar bir anlatabilir misin? Tabii, ana hatlarıyla EYT'liler çok bilinçli bir kitle. Özlük hakları, formüller, işte bu suyun akışı bağlamında herkes bilinçlendi. Zorluklar insanları mucit yaparmış biliyorsunuz. İnsanlar öğreniyorlar. Öğreniyorlar haklarını, hukuklarını. Şimdi Finlandiya modeli temelde tek cümle. Emeklilikte belli bir süreyi beklemesi gerekenlere maaşlarında belli bir oranda kesintiyi kabul ederek erken emeklilik yolunun açılması. %8'lerde, %9'larda. Hatta izin veriniz birebir tam tabi ifadesiyle söyleyeyim. Finlandiya modeliyle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilme hakkına sahip olması. Sisteme göre Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Evet. Yani 4 yıl ve daha altında. Sistem uygulamaya girdiğinde EYT'lilere, vatandaşlara 4 yıllık süre için, 4 yıl önce emekli olacaksın. Maaşlarda %8'lik az ödeme kabul edildiğinde, eğer geçerse, bu formül hayata geçirilirse emekli olabilme hakkının verilmesi. Kabaca ifadeler. İlk 500 bin kişi önce emekli olacak bu sistem olursa gibi sanki, değil mi? İlk 500 bin kişi emekli olacak. Sonra evet. Geriye dönük daha uzun süre, emekliliğinde daha uzun süre kalanlara doğru gidecek herhalde o zaman. Gidecek. İşte bir formül. Şimdi Finlandiya modeli dendiğinde hani 4 yıl 5 yıl barajı üzerinden konuştuk. İşte 4 yıl kalanlar yaşın gelmesine, 8 yıl kalanlar, 12 yıl kalanlar gibi bir takım merdiven sistematiğinde haklar, teklifler bağlamında bir formül bütünlüğü
geliştirilecek ve kamuoyuna deklare edilecek diye tahmin ediyoruz. Ama hani Şerem, sen Finlandiya modeli dediğin için bir onu anlatayım istedim. Temelde bu şekilde hani 4-5 yıllar öncelikli gibi görünüyor. Yani yaş haddine, yaşına 4 yıl, 5 yıl kalmışlara bir öncelik verilerek temelde sistem içerisinde belli bir oranda maaş kesintisiyle kabul etmesi. Şimdi burada bir formül daha karşımıza çıkıyor. O da şu, tabii ki daha doğrusu formül yanlış bir ifade oldu. Bir karşı tez. Arkadaşlarımız söyleyecek bizim X kuşağı. Ya kaç para emekli parası alıyoruz ki zaten 2000-2500 asgari ücretin altında emekli maaşı. Evet. Bir de bunun %8-10'u gitti. Ya bir markette market çantası şöyle 4-5 parça ürün alıyorsun 300-400 lira veriyorsun. Neyin fedakarlığını yapacağız? Ekrem biz, Şebnem biz Allah aşkına. İşte konuşulacak bunlar. Konuşula konuşula bir düzleme oturtulacak. 1-0'dan da büyük. 4 yıl 5 yıl bekleyeceğiz. Bir şekilde bir formülü oturacak gibi görünüyor. Yani hemen zaten izleyicilerimiz yazmaya başlamışlar 1500 liranın nesini kesecekler diye. Ya zaten ben ama şey diye düşünüyorum. Açıkçası tabii emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili şimdi bu Finlandiya modeli uygulanırsa çok da bir anlamı olmayacak. Yani tamam belki 300-500 bin kişi emekli olacak ama geride milyonlar var. Ve tam olarak aslında bir EYT yasası çıkmış denilemez böyle bir formülle. Geride çünkü hala işte bir süre bekleyecek olan milyonlar olacak. Bu formül bence işlemek.